Var mıdır, vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban bir şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, ne? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Cenab-ı Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir Diyanet'e Soralım programı ile birlikteyiz ve Diyanet TV ekranlarındaki bugünkü programımızda da muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye dini meselelerle ilgili olarak suallerimizi yönelteceğiz ve hep birlikte inşallah bilmediğimiz veya unutmaya yüz tutmuş olduğumuz dini bilgilerimizi tazelemiş veya öğrenmiş olacağız. Mazlum kardeşlerimize ve ülkemize hayırlar dileyerek bismillah diyelim. Kıymetli hocamıza hoş geldiniz İlmi Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Değerli hocamız, izleyicilerimizin ve bizlerin de inşallah öğrenmek istediğimiz suallerin yazılı bölümleri hazır. Canlı yayında soracakları sualler gidişatı belirleyecek. Bakalım bugün inşallah ilminizden neleri öğreneceğiz, nasıl i̇nşallah, istifadede inşallah, bulunacağız. Inşallah. Sıhhat diliyoruz, bismillah diyelim. Sevgili izleyenlerimiz, programımıza katılım sağlayabilir, canlı yayında değerli hocamıza suallerinizi yöneltebilirsiniz. 0312 alan kodumuz 294-4294 telefon numaramız, canlı yayında sorularınızı bizzat değerli hocamıza yöneltebilirsiniz. Diyanete soralım et diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz. Sorularınızı, görüş ve önerilerinizi de paylaşabilirsiniz bu platform üzerinden ve sosyal medya Facebook, Twitter, Diyanete Soralım adreslerinden de anlık iletilerle programımıza katılım sağlayabilirsiniz. Yalnız bu anlık iletilerinizi programlar içerisinde boyunca değerli hocamıza peyderpey sormaktayız. Bugünkü ilk durağımız Kahramanmaraş efendim. Mücahit Kaya hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Kaya. Kahramanmaraş'a selamlar efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar hocam. Efendim. Buyurunuz. Benim sorum, bir insan savaştayken bir kişiye öldürülüyor savaş anında. Evet. Savaş anında öldürdükten sonra tekrardan savaş bittikten sonra imama, o zamanki imam hatibe veya müftüye sorulduğunda bu kişinin ölümü caiz mi denildiğinde, evet ölümü caizdir diye ben bir dizide gördüm yani. Bununla ilgili detaylı bir bilgi almak istiyorum. Peki. Başka bir sual var mı beyefendi ekleyeceğiniz? Bir de kafama şu takılıyor. Buyurun bir efendim. Kişiyi mezara defnedilirken neden sağ kolunun üstüne defnedebiliriz? Soralım muhterem hocamıza. Sıhhat diliyoruz. Kahramanmaraş'a selamlar Mücahit Bey. Sağ olun, hayırlı yayınlar. Allah razı olsun efendim. Buyurun. Bir kimse haksız olarak birisi birini öldürmüşse, haksız olarak öldürmüşse o öldüren kısasen öldürülür. Yani Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür bu. Kısas diyebildiğimiz mesele mi? Tabii yani şimdi... Peki. Yani birisi taammüden öldürücü bir aletle birisini suçsuz yere, haksız yere öldürürse o zaman o öldürenin cezası İslam hukukuna göre kısastır, yani idamdır. Ha, eğer bunu soruyorsa var bu ama uygulanır mı? Hayır. Yani ortada onu uygulayacak bir şey de yok. Peki bu cenazeyi... Peygamber Efendimiz'den gelme bir sünnettir. O sağa doğru, yani yön kıbleye doğru. Genelde şeydir, yani usul. Yüz şehre, evet efendim. Usul, yön kıbleye doğrudur. Ve o saptırma denilen şey, o günden beri sünnet olarak insanlar böyle sağ taraf üzerine yatırırlar. Peki. Efendim, teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Ankara'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Hoş geldiniz Ankara'ya, selamlar, iyi akşamlar efendim. Hoş bulduk, sağ olun, selamlar, aleyküm hocam. Aleyküm selam, buyurunuz. Benim bir sorum vardı. 40 yıldır eşim içiyor. Evet efendim. Ben bu eşimi boşasam günaha girer miyim, girmez miyim? Evet. Peki değerli hocam, size zarar veriyor mu içtiği zaman? Vermiyor hocam. Vermiyor. Bana zararı yok ama ben onu öyle gördüğüm zaman ben kendimden geçiyorum. Artık 40 yıl oldu hocam. 10 senedir de bugün bıraktı, yarın bıraktı, bugün bıraktı. Bu duruma geldik. Yaşımız 60. Düşün artık hocam. Evet. Peki Cenab-ı Allah inşallah en kısa zamanda bırakmasını nasip etsin i̇nşallah, diyelim. Ankara'ya selamlar. Kıymetli hocamızın duasını da alalım efendim. Buyurunuz. İnşallah. Bu sorunun cevabı kendisi bilir. Yani bu mazeret olabilir, bir gerekçe olabilir. Kendisi 40 senedir katlanmış. Şimdiden sonra katlanamam diyorsa boşanma davası açabilir. Ama 40 yıldır katlandım, şimdi de katlanayım. Ama eğer bu fiziksel bir işte zarar verme vesaire söz konusu veya dini bir şey öyle olsaydı o zaman tabii cevabımız başka olacaktı. Peki ama efendim. Burada hiçbir zarar vermiyor diyor, tamamen kendine kalmış bir şey. Peki Cenab-ı Allah inşallah bir duanızı alalım efendim. İnşallah Allah ıslah etsin herkes.
Amin efendim. Herkes, hepimiz ıslah etsin. Muhterem hocam devam ediyoruz. Giresun'dan bir katılımcımız hattımızdalar. Kazım Akkaya, hoş geldiniz. Giresun'a selamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz Kazım Bey. Benim hocama iki sorum olacaktı. Buyurun efendim. Birinci sorum, ben 6 sene önce akciğer ameliyatı geçirdim. Evet. 3 sene oruç tutamadım. Evet efendim. Şimdi ise tutayım orucumu. Yalnız onunla oruç tutamadığım oruçları peşine fidyasını vermiştim. Şimdi bir daha tutmam gerekiyor mu? Bunu soracaktım. Bir sorum da şu var. Peki. Bir sorum daha var. Buyurun efendim. Şimdi ben evde hanımımla cemaat yapıyorum. Evet. Cemaatle kılıyoruz namazı. Hanımım biraz zorlanıyor okumalarında. Ben de onun için farzları olsun güzel kılalım diye evde cemaat yapayım. Bunun bir mahsuru var mı yok mu? Peki efendim, şu anda oruç tutabilecek güçtesiniz değil mi Kazım Bey? Evet, şimdi tutabilecek güçteyim. Allah afiyet versin efendim. Soralım muhterem hocamıza, Giresun'a selamlar. Evet muhterem hocam. 3 yıl fidyeyi de vermiş. Yani hastalıktan dolayı oruç tutamayanlar iyileştikten sonra o oruçlarını kaza ederler. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür. Evet. Yani sizden yolcu veya hasta olanlar o tutamadıkları günler sayesinde oruç tutarlar. Başka günlerde bu anlama gelen ayet-i kerime var. Dolayısıyla hastalık dolayısıyla veya yolculuk dolayısıyla Ramazan'da orucunu tutamayanlar o mazeretleri ortadan kaldıktan sonra kaza ederler. Ha, biz diyoruz ki bazı hastalıklar var ki iyi olma umudu yok. Evet. Yani bu ölünceye kadar devam edecek ve oruç da ona zarar veriyor. Yani tutma imkanı yok. Onlar fide versinler. Aslında fide daha çok yaşlılara ait bir hükümdür ama bu kronik hastaları da biz yaşlılara katarak onlar da fide versinler diyoruz. Ama şimdi fide verildikten sonra o orucu kaza etme imkanı bulmuş. Yani asıl yapması gereken şeyi yapabilecek durumda. Dolayısıyla şimdi o oruçları kaza edecek. Yani verdiği fide hayır olur, onun sevabını alır ama oruç borcu şimdi şu şekliyle devam eder. 3 ayrı sene için orucunu kaza edecek. Ard arda mı yapmalı efendim, ayrı ayrı istediği ayrı ayrı tutabilir fark mi? Etmez. Yani kefaret değil bu. Evet. Normal kaza orucu istediği şekilde tutabilir. Peki efendim. Hanımıyla evde cemaat yapıyorlarmış, yapabilirler. Yani buna bir engel yok. Ama devamlı olarak evde cemaat, hanımla cemaat yapıp da camiyi terk etmek, camiye tamamen boşlayıvermek o hoş değil. Yani işte evde kaldığı zaman hanımıyla cemaat yaparak kendisi imam olur, eşi ona uyar, namazlarını beraber kılarlar. Ama tabii cemaata gitme, camiye gitme öncelikli olarak tavsiye edilen şeydir. Camiye, cemaata gitmenin çok büyük bir şey yani, sünnet-i müvekkede, hatta vacip diyenler bile vardır. Onun için fırsat buldukça, imkan buldukça camiye, cemaata gitmek gerekir. Efendim devam ediyoruz. Ankara'dan Ahmet Öksüz attığımızda hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar Sayın Öksüz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz Ahmet Bey. Hocam bizim bir arsamız vardı. Belediye kamulaştırmadan el attı. Yaklaşık 2 yıl, 3 yıl paramızı vermedi. 2 yıl veya 3 yıla yakın sonra biz dava açtık. Hükümle aldık. Yasal faiziyle birlikte. Şimdi bu 2-3 evet. yıllığı vermedi ki ondan sonrası yasal faizle birlikte kazandık. İcra yoluyla şimdi benim bu aldığım yasal faizle birlikte kazandığım hüküm, bu yasal faizi helal mı haram mı? Şimdi bu ne zamandan, yani niçin veriyor bu şeyi? Şimdi sizin arsanızı istimlak etti. Evet, kamulaştırmak üzere. Parasını ödemedi, öyle mi? Ödemedi. Siz de mahkemeye verdiniz. Bize oyaladı 2-3 yılda, biz de 2-3 yıl sonra mahkemeye verdik. 2-3 yıl sonra bizim yasal faiziyle birlikte başladı. Hala almadık da şu anda icrada. Peki efendim. 2012'de falan aldık. Devlet değil mi? Karşımızdaki devlet. Evet, belediye. Tamam. Belediye. Peki efendim. Sıhhat diliyoruz. Başka bir sual var mı Ahmet Bey? Bir de hocam benim Buyurun. Bir yakınım 0 yaşta bir çocuk aldı. Yani bir aylık falan yoktu. Evet. Bunun anası babası yani ta uzaktan bir getirdiler. Bu soy kütüğüne kaydetti. Bunun babalı günahı nasıl olur? Soy kütüğüne kaydetti. Peki efendim soralım değerli hocamıza. Çok teşekkürler Sayın Öksüz. Ankara'ya selamlar efendim. Teşekkür ederim. Şimdi İslam'da, gerçi bütün sistemlerde öyledir. Âmenin menfaati, ferdin menfaatinin önüne geçer. Evet efendim.
Hatta şöyle bir şey de kullanılır. Darar-ı ammı def için darar-ı has ihtiyar olunur. Yani genele zarar verecek bir şeyi ortadan kaldırmak için gerekirse özel kişi zarara uğratılabilir. Şimdi istimlak, devlet kurumlarının toplum menfaati için, toplumun faydası için kişilerin mallarını istimlak etmesi hakkıdır. Evet. Caizdir. Ama tabii istimlak ederken de istimlak bedellerini ödemelidir. İstimlak bedelleri ödemelidir. Şimdi istimlak bedeli deyince nedir? Bir fiyat takdir edilmiş. Bu fiyatı takdir edenler, ha şunu olabilir, devlet isterse istimlak ettiği o mala karşılık değerinin üstünde para verebilir. Oluyor efendim, evet. Değerinin üstünde para verebilir. Devlet, nasıl ki devlet vatandaşına karşılıksız yardımda bulunabiliyorsa, vatandaşından aldığı bir mülke karşılık fazladan da bir şey verebilir. Ama bunda bir şey olmalı. Yani adam kayırma vesaireye yönelik olmamalı. İşte iş başındakinin işte yakını, işte belediye başkanının yakını ona fazla ver, ötekine az ver, öyle değil. Evet efendim. Adil bir şekilde. Ha, şimdi ödemesi gereken vakitte ödememiş. 3 sene sonra ödemiş. Ödemesi gereken vakitteki o paranın değeri ile 3 sene sonraki paranın değeri arasında bir reel fark, değer kaybı varsa bu kaybı telafi edecek şekilde alabilir. Evet efendim. Alabilir. Ama daha fazlasını alması uygun değildir. Peki ama devlet bu alacak, mecbur alacak yani o. Ne yapar? Bunu bir hayır kurumlarına veya hayırca insanlara verebilir. Eğer şey olsaydı mesela diyelim ki istimlak etmiş, değer biçmemiş, 10 sene geçmiş, 10 sene sonra bir değer biçmiş. Ama 10 sene sonraki biçtiği değer istimlak ettiği günkü değerin 10 katı. Bu caizdir bu. Çünkü burada bir alacak daha tahakkuk etmemiş. Yani devletten, belediyeden bir alacak tahakkuk etmemiş. Belediye bunun malını almış ama değer takdir etmemiş, fiyat tespit etmemiş ve sadece ona karşılık bir borcu var ama ne kadar borcu olduğu belli değil. Ama fiyat belirlendikten sonra ödemeyip de fiyat belirlenmiş kaç lira? 50 bin lira takdir edilmiş. Şimdi ödese 50 bin lira verecekti. Ödememiş 3 sene sonra yasal faiziyle 70 lira demiş şey mahkeme. Yani burada 50 bin lira ne kadar değer kaybetmiş? 3 senede %20, %15 neyse. O farkı alabilir. Onu yani alsın, üzerine daha fazlası fakirlere verilmesi uygun olur. Peki efendim. İkinci sorusu, birinin nüfusunu almak çocuk bebek yaşta bir aylık evlat falan. Evlat edinme dinimizde kaldırılmış. Yani İslam'ın ilk dönemlerinde varmış bu. Daha sonra kaldırılmış ve biz evlat edinmeyi bir defa bir kişinin kendi ailesini unutmaması gerekir. Yani soyunu bilmesi gerekir kişinin. Ondan uzak durmaması lazım. Sonra miras konusu, o yabancıdır aslında o evlat edinen kişi. Evlat edinen ailenin bir ferdi değildir. Mesela onun mirasçısı olamaz şey olarak, dini olarak. Sonra mahremiyet problemleri var. Yani yetim sponsorluğu yapabilir veya işte koruyucu ailelik yapabilir ama işte bu şeylere evlat edinme, nüfusuna geçirme pek uygun karşılanmaz. Efendim, devam ediyoruz. Almanya'dan bir izleyicimiz. Hattımızdalar. Hoş geldiniz Almanya'ya. Selamlar, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz. İyi akşamlar. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar hocam. Selam, sağ olun. Ve rahmetullah. Buyurunuz efendim. Benim 3 tane sorum olacak. Buyurun. Birincisi, şimdi ben Almanya'da ev aldım. Borcum var. Fakat bir taraftan da param var yani. Türkiye'de ev almak için elimde para var yani. Bu paraya zekat düşüyor mu? Peki. Yani bu... Borçtan düşsem borç bitmiyor yani. Borcun yarısı kadar bir şey elimdeki para. Peki efendim, soralım değerli hocamıza. Diğer sorunuzu alalım. Orada ben patronundan müsaade aldım. Yani şey yaptım, söyledim iş yerinde namaz kalabilir miyim diye. Evet. O da müsaade etmedi. Fakat ben o görmeden namaz kılıyorum. Acaba caiz midir? Peki efendim, soralım. Ya, Alman ama patron Alman. Hay hay. Başka sorunuz? Şu, buyurun. Üçüncüsü şey bu... Gayrimüslimlere kul hakkı nasıl ödenir? Yani böyle bir kul hakkı olmuş olsa, hani Müslüman Müslüman'a karşı neyse şey yapabilir ama gayrimüslime karşı kul hakkı nasıl ödenir? Soralım efendim. Kul hakkı okay. İçerisinde bir tanım var mı? Teşekkür ediyoruz. Almanya'ya selamlar.
İyi akşamlar diliyoruz. Selam, hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Şimdi borç. Tabi bu evi alanlar herhalde taksitle almışlardı. Yani borçlanmış ama taksitlidir o. Evet. Kaç bazen öyle oluyor ki mesela 10 seneye, 20 seneye yayılan bir taksit oluyor. 120 ayı. Evet. Küsur. Yani ne kadar olduğu belli değil tabi biz bilmiyoruz ama taksit olduğu kesin. Şimdi böyle durumlarda bizim cevabımız şu oluyor. Bir senelik ödeyeceği miktar o elindeki paradan düşülür. Evet efendim. Geriye kalanın zekatını verir. Yani şimdi bir senede ne kadar ödeyecek? 10 bin avro ödeyecek. Kaç lira elinde? 50 bin avrosu var. 40 bininin zekatını verir. Peki. %2,5'unu verir. Ha, verir. Yani bizim bu tür sorulara verdiğimiz cevap bu. Bir seneye esas alacak yani. Evet, bir seneye esas alacak. Peki efendim. İkinci sorusu iş yerinde namaz meselesi. Normalde bir işverenin çalıştırdığı kişiye ibadet etme imkanı tanıması lazım. Bu onun görevidir. Evet. Ve saygı duyması lazım. Bu kimse, bu kişi patron diye bana izin vermedi. Eğer sırf o İslam düşmanlığından dolayı izin vermiyorsa o dinlememek lazım. Ama öyle bir stratejik yerde ki işi oradan bir saniye ayrılamıyor. Bir saniye ayrılamıyor. O zaman yapacağı başka bir şey yok ama sonuçta şunu hep duyuyoruz biz kendimiz Almanya'da veya yurt dışında çalışmış değiliz ama duyuyoruz ki bir öğle yemeği molası var. Bir çay mola, kahve molası veriyor arada. Bu molalara denk getirerek kıldığı zaman işi de aksatmamış olur, ibadetini de yapmış olur. Eğer yapabiliyorsa böyle yapsın. Evet efendim. Ama böyle yapamıyorsa, eğer işi aksatmayacaksa kılsın namazını. Ama işi aksatacaksa mümkünse ikisini birleştirerek kılsın. Öğleyle ikindiği ve akşamla yatsıyı işte çalışma durumuna göre. Ha hiç bunlar mümkün değilse o zaman eve varınca kaza eder, başka yolu yok. Mailde de bir soru vardı da hocam. Hemen hemen aynısı. Hani cevap bulmuştur ama yine belki başka bir yönü varsa ben yine sorayım. Hakan Bey hocama selam. Yurt dışında çalışıyorum. Fabrika tüm alan içinde namaz kılmayı yasakladı. Ben de arabamın içinde oturarak kılıyorum. Doğru mu yapıyorum yoksa kazaya mı bırakayım demiş. Şimdi bundaki durum eğer, da bu. Eğer bakın kırma imkanı yoksa o fabrika içerisinde arabasının yönünü veya kendisi kıbleye doğru dönsün. Kazaya bırakmasın kızsın. Oturarak da olsa. Başka bu zaruret var orada. Peki efendim. Bu iki soruyu da birleştirmiş olduk. Hocam son olarak da gayrimüslime kul hakkı dedi ama hani Müslüman veya gayrimüslim şimdi farkı var mı? Bir defa insan insandır. Kul. Ve o insanın hakkı kul hakkına geçer. Bu gayrimüslimse karşımızdaki kişi, bu tabii ne tür bir hak bu? Evet. Yani mali bir hak mı yoksa onu rencide edici nefsine yönelik bir hak mı? Bunlar değişebilir. Eğer mali bir haksa, o zaman hayatta ise o hakkını yediği kişi, o hakkını o hak sahibine verir. Eğer hayatta değilse onu geriye kalan çocukları, mirasçıları varsa onlara verir. Onlar da yoksa o zaman onların kızıl haçına veya ne bileyim fakirlerine verebilir. Ama mali bir hak değil de onu bedeni bir hak yani onu işte dövmüş. Manen rencide etmiş. Rencide etmiş ve türündense yapacak bir şey yok. Allah'tan af dilesin. Peki efendim Müslüman olmuş olsaydı bu kişi aynı değişen şey, bir şey yok. Aynı yani. Şey, aynı peki şey. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz kıymetli hocam. Soruları yöneltmeye Niğde'den Mustafa Burhan Kendirli attığımızda. Hoş geldiniz. Niğde'ye selamlar Burhan Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Teşekkürler efendim. Öncelikle bir konuya parmak basarak soruma geçmek istiyorum. Buyurunuz beyefendi. Efendim televizyonun sesini rica etsek ev ahalisi kısabilirlerse telefondan iletişim kuracağız. Değerli hocamız dinliyorlar. Buyurunuz. Her yörede olduğu gibi bizim yöremizde de evet. Bazı bidatlar, örf adet ve gelenekler dini hükümlerin önüne geçmektedir. Bunlara tatmin edici cevap alabilmemiz için yayın sürenizin biraz daha uzatılmasını talep ediyoruz, arzu ediyoruz. Bu şekilde bir isteğimiz var. Peki efendim. Sorumsa buyurunuz. Seferi namazla ilgili olacak. Buyurunuz beyefendi. Bunu isterseniz, müsaade ederseniz bir misalle sormak istiyorum. Buyurunuz. Diyelim, seferi olarak Ankara'ya gittik, yolcu olarak.
memleketimize, ikameti asliyemize dönmezden önce yatsı namazını seferi olarak Ankara'da kıldık. Evet. Yolda herhangi bir şey olur diye tekerimiz patlar, arıza olur vesaire, namazımız geçmesin diye. Peki. Seferi olarak namazımızı kıldık. Şeyimize, ikamet ettiğimiz vatanı asliyemize döndükten sonra saate baktık ki yatsı namazı çıkmamış, bir saat daha veya iki saat daha zaman var. Evet. Seferi olarak kıldığımız namaz geçerli mi, yoksa namazımızı tekrar kılmalı mıyız? Vatanı asliyemizde kılmamız gerektiği gibi mi kılmamız lazım? Peki efendim, soralım. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı Sayın Kendirli? Teşekkür ediyorum. Sıhhat diliyoruz. Niğde'ye selamlar efendim. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi namazların kılınacağı bir vakit var. Her namazın kendine göre bir vakit var. Ve bu vakitlerin de bir başlangıç zamanı var, bir de bitiş zamanı var. Mesela yatsı namazının başlangıcı ne zamandır? Akşam namazının vakti çıktıktan sonra, ki bu güneş battığı istikamette batar. Battıktan sonra bir kızartı meydana gelir. Ondan sonra o kızılık kaybolur. Bazı alimler şimdi yatsı namazının vakti girdi. O kızılıktan hemen sonra derler. Ama İmam-ı Azam o kızılıktan sonra bir beyazlaşma olur. Sonra o beyazlaşma kaybolur. O beyazlaşma kaybolduktan sonradır der. Evet. Tabii bunun hepsinin izahı var. O zaman başlar. Ne zamana kadar devam eder yatsı namazının vakti? İmsak vaktine kadar devam eder. Şimdi bu iki vakit arasında, yani o akşam namazının vaktinin çıkmasıyla sabah namazının vakti girmesi arasındaki o süre, bazen bu süre 7-8 saat olabilir. Olabilir. Mesela bugün için ele alalım. 6, mesela 4.30. Doğru efendim. Yani hemen hemen. Bu ikisinin arasında yatsı namazı vakti kılınabilir. Bu ikisi arasında namazı kıldığımız zaman hangi halde isek, yani bu iki vakit, giriş ve çıkış vakti arasında biz yatsı namazını kıldığımızda hangi haldeysek, yani yolculuk halindeysek yolcu olarak kılarız. Ama yerleşik haldeysek yerleşik olarak kılarız. Ve bize o namaz, namazı kıldığımız zaman sanki farz olmuş gibidir. Yani 7-10'da ezan okundu, kıldık o zamanda. Ha. Veya sonra 8'de kıldık o zaman. Ha. Yani sanki o zaman farz olmuş gibidir. Bu peki şöyle efendim gerekçelendirilir. Evet, vakti girdiği zaman namazı kılabiliriz ama eğer bize vakti girdiği zaman kılmamız gerekir dersek, o zaman 2-3 saat sonra namaz kılan kişi kaza kılmış olur. Doğru efendim. Veya namazın bize işte namaz vaktinin çıkmasının sonuna doğru farz olur dersek, daha önce kılan vakti gelmeden kılmış sayılır. Onun için fukaha bunu, bu inceliği hesap etmişler ve şu hükme varmışlar ki doğrudur. Yani bu iki zaman dilimi arasında namazı ne zaman kılarsak bize sanki o zaman farz olmuş olur. Ama vaktin sonunda kadar kılmamış isek o zaman artık farz kesinleşmiş olur. Çünkü daha ilerisi yok. Şimdi burada Ankara'da çıkmış ola. Saat kaç? Akşam 8. Namaza durmuş 8. O zaman ona farz oldu. Nasıl farz oldu? Misafir olarak farz oldu. Seferi olarak farz oldu. Ve o namaz artık bitti. Eda edilen bir namaz memleketine vardıktan sonra tekrar bir daha kılınmaz. Peki yani efendim. Namaz usulüne uygun olarak, sahih olarak kılınmışsa o iş bitmiştir. Ve ne zamansa o zaman. Ne zaman kılmışsa durulursa o zamanki durumuna itibar edilir. Misafirken kıldığına göre misafir olarak kılmıştır ve namaz kendisinden namaz borcu düşmüştür. Peki. Memleketine gittiği zaman bir daha yeniden namaz kılmasına gerek yoktur. Allah razı olsun hocam. Diğeri bir temenniydi. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bir soru var. Dursun Ergen hocama selamlar. Muhterem hocam, ben esnaf, kefaletten kredi alacağım. Mesela 30 bin lira. Bana diyor ki bundan 400 lira alırım. 100 lirasını evrak parası olarak kesilir. Diğer 300 lirayı son taksitine sana geri veririm diyor. Yalnız parayı bana esnaf kefalet vermiyor da beni anlaşmanı olduğu bir bankaya gönderiyor. Ben bankadan parayı alırken de banka benden 30 bin liradan 1000 lira sigorta adı altında kesinti yapıyor. Ama ben bu parayı yine 30 bin lira olarak geri ödüyorum. Şimdi esnaf kefaletin benden aldığı 100 lira caiz mi ve sigorta parasını ben ödesem yine de faize bulaşmış olur mu diyor. Şimdi burada o esnaf kefalet kooperatifi bankaya havale ediyor. Evet efendim. Şimdi ben sana para vereceğim diyelim.
Ve diyorum ki bak benim sana vereceğim parayı git falancadan al. Sen gidiyorsun ondan alıyorsun. Bunu havale ediyoruz biz. Öncelikle şunu söyleyelim. O esnaf kefaletin, o kooperatifin, o aldığı 100 lirada bir problem yok. Evet. Ne yok? O bir masraftır. Adamlar iş yapıyor. Memur çalıştırıyor, işi çalıştırıyor. Ve bu da onun karşılığıdır, normaldir. Zaten geriye kalan 300'ü de geri vereceğiz. Geri son taksit. O da hiçbir problem yok. Peki ben o parayı bankadan alabilir miyim? Ve aldığında sigorta. Alabilirim. Yapıyor. Niye alabilirim? Yani o bankaya havale ediyor beni. Git diyor oradan al benim adıma parayı diyor. Ve sonradan da o parayı ben öderken ya benden 1.000 lira para kesiyor. Hayat sigortası, evet. 1.000 lira para kesiyor. E şimdi bu sigorta bedeli oluyor o. Yani bunda bir faiz olduğunu ben düşünmüyorum. Peki. Faiz muamelesi olarak değerlendirilemez bu. Alınabilir böyle yani bir durum. Yani insanlar mecburdur bu tip şeylere girmeye. Yani insanların boğazını sıkmaya yani zorunluluk yokken yani %100 bu caiz değildir, haramdır falan. Böyle bir şey söz konusuysa elbette buna evet yapabilir demek durumumuz olamaz diyemeyiz. Ama benim anladığım şekliyle burada faizli bir muamele görünmüyor. Efendim İstanbul'dan Suzan Aksu hattımızda. Hoş geldiniz Suzan Hanım. İstanbul'a selamlar efendim. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz efendim. Hocama benim soracağım, ben hacılığa gitmek istiyordum. Yazıldım, çıktı. Ama beyim gitmiyor. Ben kız kardeşim ve enişteyle gideceğim. Çoğu kişi bana diyor ki yani gidemezsin öyle o şekilde. Onu soracaktım hocamıza. Bir de hacılık paramı ben başkasına verdim, alamadım. Ben yeniden birisinden alıp da gitsem dönünce ödesem acaba nasıl olur? Onu soracaktım. Peki soralım efendim. Başka bir sual yok. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. İstanbul'a selamlar. Evet. Tabii Hanefi mezhebinde bir bayanın hacca gidebilmesi için yanında ya eşinin veya bir mahreminin olması lazım. Mahremi kimdir? Kendisi ebediyen, nikah düşmeyen birisidir. Yani kardeşidir, amcasıdır, dayısıdır, babasıdır, dedesidir, neyse. Şimdi enişte bu sınıfa girmez. Çünkü enişteyle olan aradaki evlilik yasağı geçicidir, sürekli değildir. Ancak kardeşi de var, kız kardeşi de var. Şafii mezhebinde kadınlar kendi aralarında bir grup oluşturarak yol emniyeti varsa hacca gidebilirler. Ve genelde bizim ülkemizde şu anda da uygulama bu şekilde. Yani hacca giden hacılarımızın birçoğu dul bayanlardan oluşuyor. Yani bunun tabii istatistiği nedir bilemiyorum ama şunu biliyorum. Giden erkek ve kadın sayısı aşağı yukarı eşit. Hatta bazen öyle oluyor ki kadınların sayısı erkeklerden daha fazla bile oluyor. Ve bunların içerisinde de birçoğu ki biz kendimiz kafile başkanı olarak hacca gittiğimizde de bunu müşahede ettik. Şey yok, yanlarında bir mahremi yok. Evet. Şimdi bu iştihada istinaden ki yanında kız kardeşi de varmış. Gidebilirler. Ki yol emniyeti de var zaten. Allah kabul etsin. Bir grup şeklinde o zaten kafile olarak gidiyorlar. O kafileler gruplara ayrılıyor. Yani orada sahip çıkma olayı en üst seviyede diyelim düzeyde mümkün ve oluyor. Elhamdülillah. Yani bu Şafii mezhebinin bu içtihadına göre gidebilirler. İkincisi para, borç gidebilir. Yani alacağını birine parasını biriktirdiği parasını birine vermiş. Ama o ödememiş. Borç alıp gidebilirim. Gelince ödesem olur mu? Olur. Bunda bir sakınca yok. Ki zaten zamanımızda da bu bir fırsat yani hacca gitmek isteyen için Kur'a'da çıkma büyük bir fırsat. Yani bize gelen bu Facebook soruları vesaire onların içerisinde birçoğu bize niye işte bana hac çıkmadı 8 sene oldu yazılalı, 9 sene oldu yazılalı. Şimdi şöyle bir şey oldu yani bize bu şekilde biraz da tarizde bulunanlar var yani sitem edenler var. O zaman bir karar alınmıştı birkaç sene için. İşte 7 seneyi ki o zaman o karar alındığı zaman en eski yazılanın üzerinden 7 sene geçmişti. 7 seneyi dolduranlar kurasız gidecek diye bir söz verildi. Ama o sene, o 7 seneyi dolduranların sayısı tamamen şey yapılamadı. Tamamı götürülemedi. Tamamı götürülemedi. Ertesi seneye bırakıldı bir kısmı. Ertesi sene de hatta götürülemedi. 8-10 bilgisi 3. seneye bırakıldı. Ama
O sadece bu söz verildiği zaman 7 sene üzerinden geçmiş olanlara münhasırdı. Yani ileriye yönelik olarak bundan sonra her 7 seneyi dolduranı biz kurasız götüreceğiz şeklinde değildi ki, o da mümkün de değil zaten. Ama herhalde bazı vatandaşlarımız bu şekilde anlamışlar. Yunan koymuşlar. Yani. Ben diyor yazılalı 8 sene olduğu halde ben niye gidemiyorum? Halbuki 7 seneyi dolduran gidecekti falan gibi. Yani mesele budur. Dolayısıyla hacca gidemeyen kardeşlerimiz ve bu adilane bir kura ile herkesin gözü önünde bilgisayarla çekilen bir şeydir. Yani insanların burada bir oynaması, kayırması şu bu mümkün değil. Diyanet merkezde çalışıp da 7 senedir, 8 senedir bekleyen birçok arkadaşımız var. Ben biliyorum. Evet. Çıkmadı. Hatta geçen seneydi galiba, önceki sene. Hocalardan bir tanesinin hanımı yazılalım, ne kadar sene olmuş, beraber gidecekler. Çıkmadı, hanımcağızı ağlıyordu. Ama ondan sonraki sene çıktı. Yani bu şans işi biraz, nasip işi. Yani inşallah arzu eden herkes gider ama maalesef her insanın her istediği de olmuyor işte. Efendim Cenab-ı Allah hayırlar nasip etsin, isteyen herkese nasip etsin, gidenlere bir daha gitmeyi nasip etsin. Kahramanmaraş'ta birlikteliğimiz sürüyor. Mehmet Türkan hattımızda, hoş geldiniz. Kahramanmaraş'a selamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz. Hayırlı haftalar. Eyvallah. Hocam dini kitapta Peygamber Efendimiz'in Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed yaşadığı zorluklara intihar kalkıştığını yazıyor. Aşağı. İnanmadım ve şok oldum. Evet. Cevabını istiyorum. Hazreti Peygamber, mukaddes peygamberin böyle bir intihar vakasına kalkıştığı söyleniyormuş efendim kitapta. Evet. Soralım muhterem hocamıza. Efendim başka bir sual var mı ekleyeceğiniz? Yok. Afiyet diliyoruz. Hep birlikte öğrenelim efendim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Kahramanmaraş'a selamlar. Dikkatle dinleyelim değerli hocamız. Şimdi, evet muhterem hocam. Peygamberlerin sıfatları var. Yani başkalarında olmayıp da peygamberlerde, sadece peygamberlerde olan özellikler var. Bazı özellikler var. Bu mesela nedir o? Sıdk. Evet, doğruluk. Daha doğrusu şöyle diyelim, başka insanlar da bulunabilir ama peygamberlerde mutlaka vardır. Sıdk, doğru sözlülük. Peygamberler asla yalan söylemezler. Emanet, güvenilirlik. Peygamberler asla emanete hıyanet etmezler. Tebliğ. Peygamberler Allah'ın kendilerine verdiği mesajı mutlaka insanlara ulaştırırlar, asla gizlemezler. Fetanet. Yani peygamberler son derece zekidirler. Bir de ısmet, peygamberler günahsızdırlar. Bazı peygamberlerin peygamber olmadan önce zelle dediğimiz bazı hataları olmuştur. Ama peygamber olmadan önce. Ama bizim peygamberimiz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ne peygamber olmadan önce ne de peygamber olduktan sonra günah denilecek hiçbir işleri olmamıştır. İntihar da en büyük günahlardandır. Hatta intihar edenin cenaze namazı kılınır mı, kılınmaz mı soruları gelir. Doğru efendim. Niye o sorular gelir? Çünkü bu şekilde görüşler var, ondan gelir. Ve böyle büyük bir günah bir peygamberin işlemesi veya işlemeye tevessül etmesi mümkün değildir. Ha şu olmuştur. Vahyin ilk geldiği dönemlerde vahiy kesilmiş bir süre. Ve peygamberimiz tabiri caizse, yani inşallah yanlış bir ifade olmaz, paniklemiş biraz. Yani acaba bana gelen şey vahiy değil miydi? Ben yanıldım mı? Niye kesildi bu? Diye bir tedirginlik duymuş. Ama bu onu intihara sürükleyecek ve intihara teşebbüs edecek şekilde asla olmaz. Olması da mümkün değil. Nitekim Rabbin seni unutmadı diyor. Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz'i çocukken bile korumuş günah işlemekten. Yani o tarih, peygamberimizin hayatını anlatan kitaplara siyer kitapları. Evet efendim. O siyer kitaplarında Peygamber Efendimiz'in çocukluğunda bile sonradan günah olarak şeyimize giren, dinimizin esasları ve dinimizde günah olarak bilinen şeylerden hiçbirisini işletmemiştir. Muhafaza etmiştir. Peki. Yani Peygamber Efendimiz'e böyle intihara teşebbüs etti, intihar edecekti. Bu biraz fazla şey olur ama dediğim gibi ilk zamanlarda bir panikleme, bir tedirginlik olmuş. O ne zaman oldu? Vahiy kesildiği zaman. Peki. Ama devam etmiş yani duha sonrasındaki vahiy. Sonradan tabii geldi, vahiy devam etti. Peki efendim.
Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Bu meselenin de aslını değerli hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'den öğrenmiş olduk. Allah razı olsun. Kırşehir'le devam ediyoruz. Hamza Durmuş hattımızda. Hoş geldiniz Hamza Bey. Kırşehir'e selamlar efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, bil mukabele. Buyurun efendim. Hocama önce selamlarımı iletirim. Aleyküm selam. Hocama benim sormak istediğim, sizin programınızda da karşılaşıyoruz. Bir yabancı bayanın yabancı erkeğe selam vermesi caiz mi? Evet. Başka bir soru var mı efendim? Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Afiyet diliyoruz. Evet değerli hocam. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selam vermeyi şey yapmış, tavsiye etmiş. Evet. Ve yaygınlanmış, selamın yayılmasını da istemiş. Ama tabii hani diyoruz ya sık sık, der-i mefasit celbi menafiden evladır. Evet. Bu bir kuraldır. Yani fıkhi bir kuraldır, kaidedir. Bunun anlamı şudur. Kötülükleri def etmek, yok etmek, salmak, menfaatleri temin etmekten öncelikli gelir. Yani bizim işimiz öncelikli olarak kötülüğü salmaktır. Evet. Birincisi o. Eğer bir hareket iyilik yapacağım derken bir kötülüğe vesile olabiliyorsa o zaman o hareket yapılmaz. Ha şimdi selamlaşma iyi bir şeydir. Ama bir yabancı erkekle bir yabancı kadının selamlaşması bazı kötülüklere vesile olabiliyor ise, sebep olabiliyor ise, da bu kötülük demek illa bunların arasındaki olacak bir şey değil. Etraftakilerin şaibesi. Yanlış anlaşılması vesaire. O zaman terk edilir. Terk edilmelidir. Hatta şu vardır. Bir kadın bir erkeğe selam verebilir mi, veremez mi? Kadın erkeğe selam vermemelidir. Veya verirse de erkek bunu sesli olarak almamalı, içinden almalıdır. Ha. Ama yaşlı bunların selamlaşmasında sakınca olmaz. Niye böyle bir şaibe söz konusu değil? Şimdi Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Buyurur ki: İttakû mevâdaat tühem. Yani töhmet altında bırakılması muhtemel olan yerlerden sakın. Kendi eşlerinden birisiyle beraber, annelerimizden birisiyle beraber bir gece geliyor. Ve ashabtan birisiyle karşılaşıyor. Ve onun aklına yanlış bir şey gelmesin diye, bu diyor anneniz falanca. Yanımdaki hanım, anneniz falanca. Yani yapılacak işlerde öncelikli olarak ben böyle bu işi yaptığım zaman ne gibi bir zarar doğar? Ama bu yapacağı iş, mesela burada selam vermek sünnettir. Ve hatta onun bir farzdan daha kıymetli olduğundan bahsetmiştim. Ya ama eğer bir mefsedet içermiyorsa, evet. Yani bir kötülüğe mesela vesile olmuyorsa, ama düşün ki bir genç bayana selam vermişsin, kocası da bunu duymuş ve bundan rahatsız oluyor. Mümkündür. O zaman ne olacak? Selam verilmiyor. Peki. Ama dediğim gibi komşuluktur, birbirlerini tanıyor. Böyle bir şey akla gelmesi mümkün değil vesaire. O zaman selam verilebilir. Veya yaşlılar böyle bir töhmet altında bırakılma endişesi yok. Selam verilebilir. Yani burada önemli olan şey şu. Eğer bir sıkıntıya sebebiyet verecek ise selam terk edilir. Peki. Ama böyle bir endişe yoksa verilebilir. Televizyonlar dedi ya efendim, radyolar, televizyonlar böyle bir şey zaten herhalde. Nasıl? Televizyon, radyo, hani sizin de programınızda karşılaşıyoruz diye. Bizim buradaki başladı. Verdiğimiz selamdan bir şey olur. Veya onlar bize selam veriyor. Ondan bir şey veya olur. Radyolarda. Eğer maksat oysa. Ha, genelleyebiliriz. Ya bizim bu söylediğimiz şey yüz yüze. Peki efendim. Gayet net anlaşılmıştır zaten mevzu. Mardin'e uzanıyoruz değerli hocam. Atalay Abil hattımızda. Hoş geldiniz. Mardin'e selamlar Atalay Bey. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamlar Mardin'den de sizlere selam olsun. Hocam, değerli hocama sorum olacak da. Buyurun. Hocam ben ameliyat geçirdim. Burun ameliyatı bir hafta öncesinden. Şimdi önce sorum şu olacak. Bir, burun ameliyatından önce mesela sabahtı. Cem edebiliyor muyuz? Cem'i takdim ya da cem'i tehir şeklinde namazlarımızı kılıyoruz. İkincisi, ameliyattan sonra namaz kılacağımız zaman bölgemiz sarılı, mesela burun bölgemiz sarılı. Orada bandajın üzerine mi meshetmemiz gerekiyor? Ve namaz kılarken de akıntı geliyor bazen. O aldığımız abdest sadece o namaz için mi geçerli, yoksa ona abdestimizi bir dahaki mesela öğlen kılık ikindi namazında kılabiliyor muyuz? O şekilde bir sorum olacaktı hocam. Peki bu bir de usulü. Bu cem niçin cem yapacaksınız? Onu anlamadım ben.
Hocam mesela şimdi sabah ameliyata girdikten sonra öğlen mesela öğlen vakti ve içinde arasında geç mesela narkozdan ayrılmamız da şudur falan kendine gelmemiz. Hani o şekilde cem edilebiliyor mu? Bazıları dediler ki Hanefi mezhebinde cem yoktur. Bazıları diyor ki Şafii'ye uyup cem edilebilir diye. Soralım. Tabii bu olay geçti. Tabii. Değil mi efendim? Evet. Ameliyat oldunuz. Tamam. Evet şu an ama mesela hala bununla bandajla mesela akıntı geliyor. Tamam o akıntıyı ayrıyeten bu soracağız evet. Değerli hocamız inşallah açıklayacaklar. Soracağımız bir şey var mı? Bir de bir üçüncü sorusu vardı galiba. Evet efendim bu başka bir sual var mı Atalay Bey? Teşekkür ediyorum yok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz şifa diliyoruz. Mardin'e selamlar iyi akşamlar beyefendi. Şimdi namazları cem yani öğleyle ikindi ve akşamda yatsı bu iki bu dört namazda söz konusu ikişer ikişer. Sonraki namazı önceki namaz vaktini alarak kılmaya öne alma cem-i takdim deniliyor. Öncekini sonraki vakte almaya da cem-i tehir deniliyor. Cem birleştirmek demek zaten. Evet. Yani öne alarak birleştirme. Yani ikindiyi öğle vaktini alarak birleştirme. Veya öğleyi ikindi vaktini alarak birleştirme. Veya yatsıyı akşam vaktini olarak birleştirme. Öne aldık. Öne alarak. Veya akşamı yatsının vaktini alarak birleştirme. Tehir. Cem dediğimiz bunlar. Peki ne zaman bunlar yapılabilir? Şafii mezhebinde yolculuk halinde yapılabilir. Yolculuk halinde. Ama Hanbeli mezhebinde ve bazı diğer mezheplerde bazı hastalık gibi, efendim fırtına gibi, tipi gibi, şiddetli yağmur gibi bazı durumlarda da cem yapılabilir. Ama o daha çok cemaatle kılınmasıyla ilgilidir. Yani dışarıda fırtına var. Evde cem edeceğim. Ne zorunluluğu var ki? Ama ne olmuş? Akşam namazına gitmişsiniz. Müthiş bir yağmur başlamış. Yatsıya ve uzun devam edecek. Yatsıya gelememe söz konusu. O zaman ne yapıyorlar? O Hanbeli mezhebine göre yatsı öne alarak akşam namazı vaktine kılınıyor. Böyle. Ama zaruret durumlarında biz cem edilebileceğini söylüyoruz. Ne gibi? Hatta şudur söylediğimiz örneklerden birisi. Doktor ameliyata giriyor. Bazen öyle oluyor ki 10 saat devam ediyor ameliyat. 10 saat devam ediyor. Ve bu kişi o ameliyatı bırakıp da namaz kılacak durumda değil. Ha, o zaman cem edebilir diyoruz. Orada bir mazeret var. Ama şimdi herhalde zannediyorum doktorlar da ameliyat yaparlarken yani 10 saat sürekli ayakta ameliyat ediyor değillerdir herhalde. Eğer onlar ara verip de o namazlarını kılma imkanları varsa o arada kılarlar namazlarını. Ama bu mümkün değilse onlar cem edebilirler. Acil durumlar ayrı yani o zaman. Peki. Şimdi burada narkoz almış kişi. Öğle namazı vakti girmiş. Baygın. Evet, bilinç yok yani burada. Bilinç yok. Orada zaten ceme de niyet edemez. Ve ne zaman sonraki namazı, yani önceki namazı sonraya almaya ne zaman niyet edilebilir? O namaz vaktinde namaz. O namaz vaktinde niyet edilebilir. Evet. Ama şu olabilir, şunu düşünebilir. Yani ameliyata girmeden önce öğle namazı vakti girmiştir. Ha, biliyor ki ikindi namazı vakti geçecek. Ha, o zaman o ikindiyi öğle namazı vaktine alarak kılabilir. Bu hangi mezhebe göre? Bu Hanbeli mezhebine göre. Peki. Geçerli olur. Ama buradaki gibi sabah namazı olmaz. Sabah namazı olmaz. Çünkü sabah namazının başka bir namazla cem'i mümkün değil. Ha, ne yapacak sabah namazını? Vaktinde kılamadı sonra kaza edecek. Öbürü abdest alırken. Akıntı devam ediyor diyor. Bandajın üzerine ne yaparım? Tabii bu yaralarda usul şudur. Eğer sargı varsa, sargıyı çözüp yaranın üzerini yıkamak yaraya zarar vermiyorsa çözer yıkar. Ha, yıkamak zarar veriyor ama eliyle meshetmek zarar vermiyor. Eliyle mesheder. Evet efendim. Ha, efendim yarayı çözmek zarar vermiyor da su değdirmek zarar veriyorsa onun üzerindeki o bandaj bez onun üzerine mesheder. Sargıyı çözmek zarar veriyorsa sargının üzerine mesheder. Yani yok. Peki efendim. Bu ihtiyaç durumuna göre, zaruret durumuna göre hepsini yapabilir. Ha, burundan gelen akıntı. Bu akıntı eğer normal bir işte burun akıntısı ise zaten onun abdeste zararı yok. Ama kanlı, irinli bir akıntı ise, o zaman o namaz vakti devam ediyor ise sürekli olarak, o zaman o bir özürdür. O vaziyette şey yapar, namazı kılar ama her namaz vakti için bu özür devam ettiği sürece, her namaz vakti için bir defa en az gelmesi lazım. Abdest alması lazım ve bir de gelmesi lazım tabii.
Yani ilk başladığında bir namaz vakti hiç bir abdest alıp namaz kılacak kadar bir süre bile kesilmeksizin. Ara vermeyecek. Ara vermeyecek ama yani %100 dolu değil. Peki efendim. Yani o vakit içerisinde rahatsızlık verecek bir o. Abdest alıp namaz kılacak kadar bir süre olsa dahi kesilmeyecek. Ondan daha az bir süre kesilirse yine o özür olmasına engel değil. Ama daha çok kesilirse o özür olmaktan çıkıyor. Ve bir de her namaz vakti tekrarlayacak. Ve bu durumda olan kişi Hanefi mezhebine göre namaz vakti çıktığı zaman önceki abdesti bozuluyor. Sonraki vakit için yeniden abdest alması. Her namaz vakit girdiğinde tabii. Abdest alabilir. Eğer bu tanıma uygunsa o vakit içerisinde aldığı bir abdestle diğer istediği vakte kadar diğer vakte kadar istediği kadar namaz kılabilir. Bir başka yani abdest bozucu hal olmadıktan sonra. Nafile namazı kılabilir. Peki efendim. Bu Hanefilerde, Şafilerde kılamaz. Sadece vakit kılar. Peki efendim. Değerli hocam soruları buydu izleyicimizin. Son 4 dakikamız Elazığ'dan bir izleyicimiz. Hattımızda Osman Özdemir. Hoş geldiniz efendim. Elazığ'a selam. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Biz ikinin namazına gitmiştik. Evet. Kur'an dersine gelen bir kız çocuğu vardı 11 yaşında. Evet. Biz cemaata, imama tabi olduk. Ben kız çocuğunu geriye almak isterdim. Arkadaşım biri de o kız çocuğunu aynı safa aldı. Evet. Bunda bir sakınca var mı? Soracağımız bir şey var mı? Yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sıhhat diliyoruz. Elazığ'a selamlar. Evet. Şimdi ergen olmuş bir kız veya kadının, ergen olmuş bir kız veya kadının aynı imama uydukları bir cemaatle yan yana namaz kılmaları halinde erkek cemaatin namazı bozulur. Yani burada demek ki 3 tane şart var. 1. Bu kızın ergen olması lazım. Yani adet görmeye başlamış olması lazım. 1. 2. Aynı imama, diğer cemaatle beraber aynı imama o da niyet ederek uymuş olması lazım. 3. Yan yana veya o erkeğin önünde olması lazım. Bu durumlarda erkeğin namazı bozulur Hanefi mezhebine göre. Ama eğer bu kız çocuğu henüz ergen olmamış ise zarar olmaz. Şimdi bu olmuş bir olay bu şimdi. Doğru. Tabii o kız çocuğunu bulmak mümkün de değil. Efendim bu kız çocuğu ergen olmuş mu olmamış onu bilmek mümkün değil. Tamamen bir şüphe var. Bunun zarar vermediğini söyleyen müçtehitler, alimler var, mezhepler var. Yani erkekle kızın yan yana durması halinde erkeğin namazının bozulmayacağını söyleyenler var. Ki mesela hacca gittiğimiz zaman doğru efendim aynı yerdeyiz. Orada aynı imama uyuyoruz. Aynı imama uyuyoruz. Ve saf denk geliyor çare yok. Ön tarafta kadınlar var, arkada erkekler var. Onların arkasında kadın var, yan tarafta erkek var, öbür yanda kadın var vesaire. Tabii bu zorunluluk da. Bu mecburiyet evet. Var burada da. Hiç kimse demiyor ki namazlarınızı kaza edeceksiniz arkadaş sizin namazınız olmadı demiyor. Ha. Ki burada da zaten olmuş geçmiş ve kızın durumu da tam bilinmiyor. Dolayısıyla namazı iade etmelerine gerek yok ama bir daha böyle bir şeyle karşılaşılır ise, o zaman bu durumdaki bir kız çocuğunu geride tutmakta yarar var. Çünkü onun ergen olmuş olma ihtimali var. Peki efendim. Yani 11 yaşında çünkü 9 yaşından itibaren bizim genel kitaplarda yazan işte kız çocukları adet olmaya başlayabiliyor. Ama illa saat 9 yaşında olacak diye bir kayıt yok. 9 yaşında olanlar belki bu azınlıktadır. Ama öbür tarafta 14 yaşına kadar da adet olmayan, ergen olmayan kızlar da var. Ama biz tabii yanında duran kızın ne olduğunu bilmediğimiz için onun geride durdurmakta fayda var. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocamız. Sıhhat diliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz nasip olursa bir başka programda birlikte olmayı ümit ediyor. Sizleri Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşça kalın efendim. Rüşü var mıdır, vacip midir? Dini mizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanılıyor? Canlı mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, mezhebine. Öğrenmek herkese farzdır.